TRT 24 YouTube kanalında Yusuf Dereli'nin "Erdoğan, faizi düşürdük, ne oldu, battık mı?" diyor. "Evet, tertemiz battık" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece TRT ortak yayınında gazetecilerle bir araya geldi. AKP'nin seçim beyannamesinde yer verilmeyen yeni Türkiye ekonomi modeliyle ilgili konuştu. Dönüş olmadığını söyledi, yeni ekonomi modelini 14 Mayıs'tan sonra da sürdüreceğiz dedi. Erdoğan, faizin düşürülmesine yönelik eleştirilere ise tepkiliydi. Faizi düşüreceğiz ve düşürdük. Ne oldu? Battık mı? Tayyip Erdoğan'ın sorusuna kısaca evet, hem de tertemiz battık diye cevap vermek mümkün. Zira eldeki veriler yeni ekonomi modeli sonrası rakamların tepe taklak olduğunu, halkın alım gücünün her geçen gün azaldığını, enflasyonun patladığını, TL'nin en değersiz dönemini yaşadığını, dış ticaret açığının patladığını, cari açığın rekor üstüne rekor kırdığını gösteriyor. Öncelikle ülkelerin batmasının bakkal dükkanlarının iflas ederek kepenk kapatması gibi olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Borçlarını ödeyemez hale gelen ülkeler moratoryum ilan ediyorlar. Borçları yeni faiz oranlarıyla yeniden yapılandırılıyor. Ödemeler erteleniyor, hatta bir kısmı silinebiliyor vesaire. Mesela Rusya 1998'de moratoryum ilan etmişti. Aynı şekilde Arjantin 2001 ve 2014 yıllarında iki kez moratoryum ilan etti. Brezilya ve Meksika'da yakın dönemde borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle moratoryum ilan eden ülkeler arasında. Dolayısıyla Türkiye'nin battığını kabul etmek için ülkenin ışıklarını kapatıp kepenk indirmeye gerek yok. Makroekonomik verilere bakmak yeterli. Tayyip Erdoğan'ın enflasyonun sebebinin faiz olduğu teziyle 2021 yılı Eylül ayında faiz indirim rallisine başladığında enflasyon %19,25'ti. Faiz ise %19'du. Erdoğan'ın tezine göre faizler indirilince enflasyon da düşecekti. Ayrıca TL değersizleştiği için dış ticaret ve cari açık sorunu da ortadan kalkacak, cari fazla verilecekti. Bütün bunların sonucu olarak üretim artacak ve işsizlik azalacak, halkın refah seviyesi yükselecekti. Peki öyle mi oldu? Faiz indirimiyle birlikte TL hızla değer kaybetmeye başladı, dolar patladı, girdi maliyetlerinin artışıyla birlikte enflasyon tavan yaptı ve %85'lere tırmandı. Bugün yıllık enflasyon TÜİK'in rakamlarına göre bile %50,51. ENAK'a göre ise yıllık enflasyon %112,5. Türkiye, TÜİK'in doğruluğu tartışmalı verilerine göre bile enflasyon konusunda Avrupa'da birinci. G20 ülkeleri arasında ise Arjantin'in ardında ikinci sırada yer alıyor. Arjantin'de enflasyon %104. ENAK'ın verilerine göre G20'de de birinciyiz. Avrupa Birliği üye ülkelerinin enflasyon oranları ise %7 ila 10 arasında değişiyor. 1 koli yumurta 85 TL, 1 kilo beyaz peynir 150 lira, 1 litre süt 25 TL oldu. Orta gelirli aileler bile et yüzü göremez hale geldi. 1 kilo kıymanın kilosu 300 lira. İstanbul'da 2+1 dairelerin kiraları 8-10 bin liraya çıktı. Ev fiyatları son 2 yılda 4 kat arttı. Dar ve orta gelirli aileler için ev almak artık hayal. Anadolu'da bile oturulabilecek 100 metrekarelik evlerin fiyatları 1,5 milyon liradan başlıyor. İnsanlar ev kiralarını ödeyemez hale geldi. Erdoğan, önceki gün yüksek kiralarla ilgili yasal önlem alacağız diyor. 2 yıldır önlem almamış, seçimden sonra alacakmış. 2000 lira olan kiralar 10 bin liraya çıktıktan sonra önlem alsan ne olacak? Artık otomobil almak bile lüks hale geldi. C segment sıfır otomobiller 700 bin liradan başlıyor. 1,2 milyon liraya kadar çıkıyor, tabii bulabilirseniz alıyorsunuz. Batmak bu değilse nedir? Erdoğan'ın battık demesi için bütün milletin ağaç kökü yemesi mi gerekiyor? Bir çuval parayla bir kilo et mi alınmalı? Dolar 50 TL, yumurta 500 lira, enflasyon %200 mü olmalı? Arka kapı müdahalelerine rağmen dolar kuru tırmanmaya,
TL değer kaybetmeye devam ediyor. Profesör Doktor Şenol Babuşçu'nun açıklamasına göre aylık 10 milyar dolar satış yapılmasına rağmen dolar kuru dün 19,45'i gördü. Seçime kadar dolar patlamasın diye rejim ardı ardına yeni kararlar alıyor ama nafile. Uluslararası bankaların senaryolarına göre eğer AKP seçimi kazanırsa dolar kurunun kısa vadede 30 TL'ye çıkması bekleniyor. Buysa enflasyonun yeniden hortlaması demek. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin vadesi 1 yıldan az olan borcu 196 milyar dolar. 12 aylık cari açık 55,4 milyar dolara çıktı. Son 10 yılın rekoru. Mart ayında dış ticaret açığı 8,6 milyar dolara çıktı. Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %73,4'e geriledi. İlk çeyrekte toplam dış ticaret açığı 34,9 milyar dolar olarak açıklandı. Bu açık son 10 yılın en yüksek açığı olarak kayda geçti. Peki işsizlik azaldı mı? Hayır. O hedefte tutmadı. TÜİK'e göre dar tanımlı işsizlik oranı %10, geniş tanımlı işsizlik oranı ise %23,4. Eldeki veriler şunu gösteriyor. AKP'nin icat ettiği yeni Türkiye ekonomi modeli sonuçları itibarıyla tam anlamıyla fiyasko oldu. Son 2 yılda ülkede yoksulluk kalıcı hale geldi, fakirlik daha da derinleşti, diyor Yusuf Dereli TR724'deki yazısında.